Selamun aleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam diliyorum hepinize. Hoş geldiniz. Hoşça gelesiniz. Evet. Buyursunlar efendim. Hoş geldiniz. Öncelikle kocaman bir teşekkürle başlamak istiyorum. Dün akşam yaptığım yayında bak gene geliyor. Böyle küçük küçük öksürük atakları atlattım. Yayında ve yayından sonra özellikle onlarca mesaj geldi. Öksürüğü kesmek için kendi kullandığınız şahane tarifler, tavsiyeler hepsini aldım, başımın üstüne, kalbimin üstüne koydum. Çok teşekkür ediyorum. Zaten çoğunu ben de elhamdülillah yapmıştım. Çok teşekkür ediyorum hepinize, ilginize çok teşekkür ediyorum. İnşallah dualarınız şifa yerine geçer. Dualarda unutmayın. Geçen hafta muhteşem iki konukla bir yayın yaptık. Ben o yayına çıkmadan önce Allah kalbimdeki niyetimi zaten biliyor. Öyle bir tecrübenin, öyle bir birikimin bir yayında ifade edilebileceğini, bir yayının süresinin yeterli olabileceğini asla düşünmüyordum. Ama göz korkutmamak için de nezaketle davetimi kabul ettikleri için arsızlık olmasın diye de baştan bu bir yayına sığmaz, birkaç yayın yaparız gibi bir girişkenlikte bulunmadım açıkçası. Ama yayın içinde hem sizin gösterdiğiniz teveccühle hem de onların o güzel kalpleriyle çevirmedikleri teklifimle Sayın Ebubekir Erdem abim ve Doktor Melike Günyüz kardeşimle şu yayınlanan kitap üzerinden evet bugün kaldığımız yerden yayınımıza devam edeceğiz ikinci bölüm olarak ve ben bu yayını da yine hemen YouTube'a Allah nasip ederse yükleyeceğim. Cağaloğlu'nda bir yayıncı portresi Erdem yayınlarından Fatih Kınalı'nın ve Doktor Melike Günyüz'ün yayına hazırladıkları ve bizlerle buluşturdukları Ebu Bekir Erdem abinin aslında hayatının dehlizlerine girmekle birlikte onun yaşam serüvenindeki Türkiye'nin içinden geçtiği süreçlere tanıklık etmek. Özellikle kitap dünyasında, yayın evi dünyasında, siyaset dünyasında, sivil alanda, aile yapılanmamız alanında nerelerden nerelere evrildi Türkiye, onlara da tanıklık etmiş olacağız. O yüzden çok rica ediyorum. Onları yayına almadan önce size bir iki küçük tavsiyede bulunmak istiyorum. Şimdi bu ekranın karşısında her nereden seyrediyorsanız şu ekranın sağında bir ok işareti var böyle sağa doğru bakan. Onunla bu yayını listenizdeki eş dostla paylaşabiliyorsunuz. Lütfen paylaşın. Çok insana gitsin sesimiz, sözümüz. Kimin sesi? Ebubekir Erdem abinin tecrübesi. Melike Günyüz'ün bir evlat olarak Ebubekir Erdem abinin hayatındaki öneminden yola çıkıp Türkiye yayıncılık hayatında bize kazandırdıkları. Şimdi Ebubekir abinin hayatından baktığımızda bir kız evlat olarak Melike'nin önemi var. Ama o hayatla birlikte geçilen yolda Doktor Melike Günyüz'ün Türkiye'ye kattıkları benim çok önemsediğim şeyler var. Biz geçen yayında tam da Erdem yayınlarının kurulma noktasında kalmıştık. Bugün yayınımıza onları aldığım andan itibaren Erdem yayınları hangi tarihte kuruldu? Nereden ihtiyaç hissedildi, kuruldu ve kurulduktan sonra neler oldu? O süreci bugün biraz Melike'min de daha aktif konuşmasını isteyeceğim. Çünkü artık onun devreye bir lise talebesi olarak girmeye başladığı sürece tanıklık edeceğiz. Güzel bir yayın olacak. Muhabbeti bol, şifası çok, etkileşmesi bereketli olsun dileyelim. Ve hemen bir bakayım geldiler mi yayınıma. Her nereden de bizi seyrediyorsanız hepinize yurt dışından davetimi yaptım. Bismillahirrahmanirrahim. Bereket olsun diyelim. Şimdi gelirler inşallah. Kırmızı, kırmızı, ay Hoş kırmızı. bulduk. Hoş Ne yapalım? geldiniz. Geçen hafta kırmızı istedim. Abi ben de giyecektim de o yanındaki hanımefendi dedim şimdi arıza çıkartır ben de giyince ne olur ne olmaz dedim. Ben Beyazlarımla dedim ki devam bak ettim. baba bugün Devamlılık Şengül abla sağladım. kırmızı giyecek. Ona göre sen de kırmızıyı giydin mi diye kontrol ettim yani. İşte dedim
Başrolde sadece abim olsun dedim. Ben yine geçen haftaki devamlılığımı giymiş oldum Hoş böylece. bulduk, iyi Hoş akşamlar, geldiniz, iyi selam. nasılsınız? Siz nasılsınız? Allah'ım. Elhamdülillah. Bugünümüzü Rabbim aratmasın. Böyle güzel bir yayının ikinci gecesinde, ikinci bölümünde beraber olmuş olmak, bunu bir şeye tamamlamış olmak ve bu akşam senin Melike'cim biraz daha artık liseli Melike olarak o hayatın içindeki rolünün aktifleşmesiyle birlikte güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. Yine yorumları kapatmayacağım. Yurt dışı ve yurt dışından bizi heyecanlandıran mesajlara hep birlikte tanıklık edelim diye inşallah. Şimdi geçtiğimiz hafta çok güzel bence. Bereketli çünkü geri dönüşlerden onu anladım. Bilmiyorum size nasıl geri dönüşler oldu. Bereketli güzel bir yayın oldu. Allah razı olsun. Sağ teşekkür olun. Ediyorum. Erdem yayınlarının kuruluşunda kaldık abi. Tam böyle kuracaktık dedik ki son dakikalara getirmeyelim bu kadar önemli bir yayının kuruluşunu. Bu akşam sizden ricam O zaman Erdem önce yayınlarının Derya kuruluşuyla Dağıtır'ın başlayalım. Cağaloğlu'nun da yeni yerine taşınmasıyla başlayalım. 400 Tamam, metrekarelik Ararat taşıyalım. Yayın Evi'nin bütün kitaplarıyla birlikte biz devraldık. Sonra orayı 81'in baskıcı şartlarına göre temizlikler yaparak Derya Dağı'na devam ettik. Ondan önce Melike'nin çocukluğundan söz etmem gerekiyor. Çünkü daha önce bir yayında bir cümle kullanmıştım. Bizim selametlik Mustafa Kutlu'nun çok hoşuna gitmiş. Onu burada da tekrar edeceğim. Şimdi Melike çocuk olarak çok kitap okuyan bir çocuktu. O kadar ki evin büyüğü annesine yardım eder ama mesela mutfakta bir gazete yere seriliyse Melike eğilir onu da okurdu. O kadar okumayla aşinaydı. Ve bizim evde yayıncı da olduğumuz için, benim de tercihlerim olduğu için eve çok çocuk kitabı gelirdi. Ve o yıllarda en çok popüler olanlardan biri Ayşegül serisi. Fransızca'da tercüme edilmiş. Şahane resimlerle çok güzel. Yani Türkiye'de 80'li yıllardan itibaren en çok okunan kitap. Fakat o kitabı çocuklara verdiğim kitapları ben de okuyorum. Ben de takip ediyorum. Çok ciddi ve onlar adına güzel Hristiyan propagandası var. Onların hayatının içinde Noel var. Onların hayatı içinde kiliseye gitme var. Onların hayatı içinde kilisede düğün yapmak dahil bütün bunlar var. Ayrıca Türkiye'de de o yıllarda çok fazla yayın yok. Ankara'da Kurtuluş Yayınları, Tekişlik Yayınları, bir de İlkokul kitapları yapan yayın evleri. Yanlarında ilaveten de resimli çocuk kitapları yaparlardı. Ayrıca milliyetin kitapları vardı. Yani Türkiye'de çocuklara hitap eden bizim değerlerimizi, bizim kültürümüzü, bize ait şeyleri veren çok fazla şey yoktu. Sivil yayınları başlatmıştı. Yine şey gibi, milliyet gibi roman tarzında küçülecek kitapları. Bir de Damla Yayınları bizim vardı. O zaman Derya Dağıtı'nın problemlerini hallettikten sonra 83'te ben dedim benim çocuklarımın okuyacağı bir yayın evi kurayım. Ve bu cümle Mustafa'nın hoşuna gitmiş. Çocuklarım için yayın evi kurdum deme. Ve o yıllarda Mustafa Duyuşil'in TRT'de çalışıyor, program yapıyor diye bir arkadaşı TRT'de tercümelerini program olarak yapıyor. Bana geldi onların dosyalarını getirdi. Henüz ben yayın yapmaya karar vermemişim ama ileride yapacağımı için ben onları satın aldım. Dosya. Fakat bir yıl sonra ben Erdem Yayınları'nı kurmaya karar verdim. O zaman Mustafa Ruhi'den rica ettim. Dedim bu işin editörlüğünü ve organizasyonunu sen yaparsın. O da sağ olsun kabul etti. Ve ilk yayın olarak yapılmamış tarzda bir seri hazırladık. Ve bugün 35 sene sonra halen satıyoruz değil mi? Evet. Halen devam ediyor. Şimdi önce evet. Çünkü 35 değil 40 oldu. 40 olmuşuz. 40 olduk. 2023
olduk. Bu sene grup. Maşallah. Şimdi maşallah. Ben yurt dışındaki fuarda, bilhassa Frankfurt fuarında şunu gördüm ki Batı'da da çok güzel hazırlanmış, özel, özgün çocuk kitapları var ama bir de klasik romanların her yaş grubuna göre uyarlamaları var. Lovel 1, Lovel 2 diye böyle seri gidiyor. O zaman Mantık Kutay'dan, Dede Korkut'tan başlamak üzere 30 kitaplık bir yayı planladım. Bunu Mustafa Ruhi ile de istişare ederek. Arkasından bir 25 kitaplık batılı klasiklerinden ama bizim seçtiğimiz özel bir seri yaptık. Daha sonra önce sözünü ettiğim yayın evlerini Melika Hanım incelerken şunu fark ettik ki yani alıp yapılmışlar ama cetvel kalem yapılmış, şey incelenmemiş. Doğru düzgün mesela Pero masalı ya Grimm masalı diye Pero masalı yayınlanmış. Evet. Andersen masalı diye Grimm masalı evet. Yayınlanmış. Yani her şey birbirinin içine girmiş. Karışmış. Biz bu sefer dedik ki Hint masallarından tut Batı ülkelerinin İtalyan, İngiliz ülke ülke olarak incelenmiş, tasnif edilmiş bir seri yapalım. Çok özür diliyorum abi. Şimdi bir iki mesajı dikkate almadım ama mesaj çoğaldı. Seste bir hışırtı olduğu söyleniyor. Sevgili dostlar, bana hışırtı gelmiyor. Bende ses çok net. Size geliyor mu Melike hışırtı? Yok. Ben de çok net duyuyorum sizi. Tamam. Tamam, o zaman şöyle yapalım canlar. Sesle ilgili problem yaşayanlar yayından bir çıkın tekrar gelin. Sizle ilgili bir sıkıntı olabilir. Çünkü bizde sıkıntı yok. Ama yine de öyle bir şey devam ederse kontrol ederiz. Değen bir şeyimiz Ayasası yok. Lütfen devam de, edelim abi. Şunu getirmişti bize. Din, kültürü, ahlak dersleri mecburi olmuştu. Ama onlara kaynak olabilecek tarzda da tarihi ve dini konularda bir seri yoktu. Biz 20 kitaplıkta böyle bir seri yaptık. Ama bunlar çocuk kitabı şeklinde nasihat eden bir şey değil. Roman hikaye tarzında onun içinde veren bilgiler ve böyle başladı. Biz ilk yıllarda şu şeyleri seçtik. Dedik ki Türk kültüründen temel olabilecek çocuklara da verebileceğimiz 4-5 tane şeyi konuyu her yaşa göre yapalım. Ömer Seyfettin'i seçtik. Dede Korkut'u seçtik. Efendim Nasrettin Hoca'yı seçtik. Keloğlan'ı. Ve bunların hepsini her yaş grubuna göre yaparsak biz kendi kültürümüzü, kendi edebiyatımızı çocuklara ulaştırmış oluruz diyerekten ama şeyden ödün vermedik kalitede. Veya yalnızca gibi uluslararası düzeyde bugün ressam olan kapak kitabı yaptırdık. Telif gün ödenmezdi. Herkesin telif hakkını peşinen ödedik. Efendim, yani redaksiyon dahil bu anlattığım 83 yani. Yani Türkiye'de o zaman henüz telif yasası kabul edilmemişti. Öyle ki o zaman imzalanan telif sözleşmeleri hala geçerliliğini koruyacak maddeler içeriyor. Çok sağlam telif sözleşmeleri imzalanmış. İşte. Ben yayın evine geldiğimde aslında altyapısı çok sağlam kurulmuş bir yapının üzerine geldim. Çok düşün. Şimdi ben o arada bir araya girmek istiyorum. Sene 85, işte 100 kitaplık bir cilt hazırlanıyor. Ömer Seyfettin'in külliyatı hazırlanıyor. Ve Melike Günyüz'ün ilk defa al kızım şu kitapları oku. İşte bazı kelimelerin altını çiz anlamadıklarının diye başlayan ilk editörlük yolculuğu, ilk böyle hamura elini koyup hamuru yoğurma biçimini es geçmeyelim tabii, abi. Onu senin ağzından lise, bir dinleyelim. Bilmiyorum. Hayır, lise 2'den lise 3'e geçtiğim yaz. Ya, ben şimdi Ömer Seyfettin'i yayınlamak istiyordum. Gerçi Ömer Seyfettin Allah rahmet etsin. Çok güzel Türkçeyle yazmış. Yani bugün de çok rahat okunan. Fakat yine de çocuklara hitap edeceğimiz için Melike
aslında dağcı geniş olan biri. Kelimeleri de anlamakta zorluk çekiyorsan bunları çiz ve bizim yapacağımız yayında Olsun. Olur böyle yapacağımız şeyler. Sıkıntı yayında yok. Nazar çıktı. biz bunları her sayfanın altında karşılığını vererek ve böylece Melike'yi ilk defa ama ondan kalmadım. Daha sonraki yıllarda fazla elanımız yoktu. Çünkü Melike yayıncı olursa, bir yönetici olursa bir yöneticinin bazı bilgileri edinmesi lazımdı. Bunlardan birisi de muhasebeydi. Dolayısıyla da Melike'yi çok sevmediği halde muhasebe servisinden de yönlendirdim ki yani bir işletme yönetiyorsanız önce muhasebe bilmeniz gerekir. Aynen. Tekrar bir o zaman bu kadar kaliteli ve pahalı kitaplar satılmazdı. Daha küçük roman boyunda yine 100 kitaplık renkli resimli çocuk kitapları yaptık. Devam ederek. İşte o daha sonra Melike mezun oldu. Bir sene kadar galiba değil mi? Öğretmenlik yaptın. Evet. Sonra da malum başörtü problemleri de oldu. 28 Şubat'ın ayak sesleri geldi, gelmeye başladı. Ve artık Melike Erdem Yayınları'nda çalışmaya başladı. Tabii çalışmaya ilk başlayınca hemen yönetici olmadı. Tabii hiç orada şüphemiz yok. Bu arada o öğretmenlikten kalan, bu sabah vapurda kulaklarını çınlattığımız, hatta abimin sevdiği sanatçı ve eserleri sorduğum anda Üsküdar Haliç hattında Kasımpaşa'ya doğru kimle gittim ve selamı var sana Melikem? Aa, Türkan Öztürk benim hocamızın, öğretmenlik Ümraniye arkadaşımdır. Belediyesi'nden. Türkan. Ya nasıl güzel böyle mutlu mutlu bahsettik. Ben de o arada işte bir hikaye paylaştım. Abicim paylaştığım hikayedeki Serap Teşekkür Mutlu ederim. Akgün'ün Çok sağ eseri olun. hoşuna gitti Şimdi mi? ben daha önceki konuşmamızda anlatmıştım. Lise öğrencisiyken Erzurum'da bizim evde ben akşam okuldan gelip babama yardım edip ancak sabah namazından sonra ders çalışıyordum. Özellikle fen derslerini de radyo açıp dinleyerek çalışıyordum. Aynı şey İstanbul'da da devam etti. Bir küçük Philips cep radyosu vardı. 64'te üniversiteye geldiğim zaman o yıllarda zannederim 64'te Serap Mutlu ile beraber TRT'ye Mutlu gelmişti. Artulu. Fakat şimdi hiçbirini hatırlayamam ama bir dört şarkılı sabah makamında bir radyoda program dinlemiştim. O beni mest etmişti. Ondan sonra benim zaten müziki dinlemeye aşinayım. Serap Mutlu öncelikle onunla beraber daha önce anlatmıştım Erzurum'da Van Gölü seyahatinden sonra bir konsere katıldık. Nesrin Sipahi sesi çok gür. Çok gür. Hatta Zeki Müren'den benim sesim diyerek de laf yarıştırarak ve gazinolarda da çok izlemişimdir. Tabii mesela Endülüs'te rakısı bana sorsan Türkiye'de en iyi kim okur? Ben dedim ki pek yani. Aa tamam, bu YouTube linki içinde bunu not alıyorum. O şarkıyla paylaşıyorum. Ben seviyorum hayatın bu güzel renkli taraflarını, sürprizli taraflarını. Hemen notumu alıyorum abim. İyi ki söyledin bunu. Çok Endülüs'te şey rakısı. Hiç okurdu tartışılmaz. Nesrin Evet. Sipahi. Akasya derken yani Tertemiz. hakikaten çok farklı, renkli, özel bir sesi var. Serap Mutlu'nun nazik bir sesi ama şey öyle değil. Nesrin Sipahi öyle değil. Yani yok. Yani müzik tabiriyle söyleyemiyorum şimdi onu tarif etmek için ama çok yüksek, çok farklı bir sesi vardı. Sosyal medyada bu tür konulara böyle küçük küçük de olsa giriş yapıp bazen işte hikayede paylaştığımız bir görüntü arkası müziğin özellikle gençlerin hayatındaki önemini ben pandemide öğrendim. Çünkü ben buralardan çok korkan,
korkak bir kadındım, kaçan bir kadındım. Aman gözükmeyeyim, aman ben önde olmayayım, kimse beni bilmesin, işimi yapayım, evime döneyim. Fakat burada keşfettim ki geri dönüş, yurt içi, yurt dışından o kadar çok lise ve üniversite gençliği. Hocam biz bu şarkıyı hiç bilmiyorduk, bu türküyü hiç bilmiyorduk. Hocam biz bu sanatçıyı hiç duymamıştık. Bu kitabı hiç bilmiyorduk. Bu insanı hiç tanımamıştık. İyi ki bizimle buluşturdun, tanıştırdın. Geri dönüşleri beni yüreklendirdi. Ve dedim ki hadi daha fazla, daha çok güzel insanları güzel insanlarla buluşturmak için kendine bir hedef belirle. Kendine bir vazife belirle. Ben bir şey o yüzden önemsiyorum. Bugün paylaştığın, hikayede paylaştığın şarkı Necdet Tokatlıoğlu'nun Gitmesin Gözlerinden Pırıl Pırıl Arzular şarkısı. Herhalde bunu bilerek paylaştığını düşünüyorum. Çünkü o eser Necdet Tokatlıoğlu'nun kızına besteliği, sözünü yaptığı bir şarkıdır. Ben de dedim ki Şengül abla bunu bilerek yaptı, bilerek paylaştı bir jest. Ben de bu arada çok teşekkür ediyorum bu jestin için. Şimdi gençler için bir şey söylemek istiyorum müsaadenizle. Yani mümkün mertebe gündelik hayatlarında her şeyle, cep telefonuyla her şeyle mümkün mertebe Türk müziği konserlerine gitsinler. Üniversitede diyelim Neşet Ertaş'ı eğer Erzurum'da canlı dinlemişse tesiri onun şeyi çok farklı. Veya Şans Sineması konserine ben üniversitede gitmişken Melike'yi alıp şeyde lise, üniversite yıllarım benim pazar sabahları AKM'de Nevzat Atlı konserleri ben şey yapardım, konserleri. Biletleri ben alırdım, şehir tiyatrolarının özellikle tiyatro biletlerini, bir de AKM'deki biletleri gidip AKM'den kendim alırdım. Biz 15 günde bir, bilemedin ayda bir mutlaka bir Nevzat Atlı konserine ailecek giderdik. Tiyatroya giderdik. Bunlar tabii aileden de öğrenilen şeyler. Yani hani babamız bizi alıp bunlara götürmeseydi, bizi tutup sinemaya götürmeseydi bunlar olmazdı. Hiç unutmuyorum. Bir gün erkek kardeşim o kadar güzel bir cümle söyledi ki ben bunu kendi oğluma da söyledim aynı şeyi. Biliyorsunuz biz işte ben en büyüğüm, 5 kardeşiz. Benden sonra 2 erkek kardeş var, sonra 2 kız kardeş var. Bir gün babam erkek kardeşlerimizden birine, hatırlayamıyorum Mustafa'ya mı söyledi, Yunus'a mı söyledi, dedi ki kız kardeşinizi alıp sinemaya götürün, gezdirin, onu eğlendirin. Siz götürmezseniz o başkalarıyla gitmek ister. Cümleler bir ile aynı. İşte sabahleyin o eseri paylaşmamın arkasında yatan tek bir sebep vardı. Sizi böyle Allah esirgesin, maşallah, barek Allah, yayında bir özel hayatta görünce, rahmetli babam yaşasaydı biz böyle olacaktık. Bu lezzeti ben Ebu Bekir abimden alıyorum, bu şarkıyı paylaşmalıyım diye bir duygu kabarttı böyle sabah sabah o vapurda. Denize baktım, Kasımpaşa doğduğum, büyüdüğüm, babamın helal lokmayı kursağımdan geçirdiği topraklar ve yer. Zaten her hafta oraya o 2 gün gidişim büyük nostalji ve büyük bir kucaklaşma geçmişimle. Rahmetli abime babam aynı lafı ettiğinde ilk Emek Sineması'na götürmüştü abim. Kapıdan bana demişti ki Şengül sen içeri gir, bu korku filmi ben seyredemem. Sen seyret, ben seni kapıda bekleyeceğim ama sakın babama söylemeyeceksin demişti. Çok hayta biriydi çünkü. Yani yaşam biçimimiz bile o kadar kesişen şeyler var ki. Geçenki yayını ben sanki yabancı biri gibi 3 kere döndürdüm bir haftanın içinde seyrettim. Ve seyrederken böyle ben falan orada yokum da yeni tanıştığım birinin hayatının içine girip bir keşif yapıyormuş lezzetiyle seyrettim. O yüzden böyle duygulandım. Aslında normalde çok böyle sulu göz biri değilimdir, Melike bilir. Fakat Allah nazardan saklasın, abimi de başımızdan eksik etmesin, gölgesi bize yeter. Sadece size değil, hepimize toplum olarak yeter. O gülen yüzünüz her daim gülsün, ağzınızın tadı hep yerinde olsun inşallah. Yani o dönemin demek ki bu tür baba ve annelerindeki bir şey varmış. Şimdi nerede böyle bir şey ya? Yani biz bunları ne ara yitirdik daha abi, ne ara bu hale geldik? Biz bütün hayatımız boyunca, ben babamın evinden ayrılana kadar sabah 7:20'de
TRT1'de sabahleyin türkü programı olurdu. Bizim evimizde o açılırdı ve biz sabahleyin hadi kalkın şeyi o sabahleyin hatta şey iyi hiç unutmam giriş müziği de duvar üstü pıtırak gelin kızlar oturak türküsüyle başlardı giriş jingle'ı. Onunla uyanırdık sabahları. Nasıl güzel bir uyanma. Ciyak ciyak bağıran haydi diye haydi kelimesinden nefret ettirten bir anne baba yerine geçen programda da söyledim ya, şimdi bu teknoloji, aletler bunlar mutlaka ki insan hayatına faydalı hizmetler veriyor. Fakat en büyük tehlikesi aile hayatını alıp götürüyor. Ve evde çocuk ağlayacak, mutfakta kaynayacak. Ve mesela geçen bir vesile oldu. Melike'nin beyiyle falan burada biz torunum Amerika'dan gelmişti. Birlikte bir yemek yedik. Melike dedi ki bizim evde her akşam birlikte yemek yenir. Çünkü insanların hayatları aynı yerde, aynı mekanda geçmiyor. Herkes ya işe gidiyor ya okula gidiyor. Fakat ailenin birlikteliğini akşam yemeği sağlıyor. Beraber olup birbirimizi dinliyoruz. Ben Melike'nin okul maceralarını ancak o yemekte dinleyebiliyorum. Başka zamanım. Ya. Evet. Babam bana TRT1 derdi. Annem şimdi hatırlatıyor. Suple veriyor bize. Allah razı olsun. Babam akşam sofraya oturduğumuz zaman hadi TRT1 derdi. Ben TRT1 o gün olanları anlatırdım. Mustafa daha az konuşuyordu. O TRT2'ydi. Şimdi pek fazla şeye gitmezdim. Biraz da bu çalışkan öğrenci olunca insanlar belirler. Belki benim için öyle. Okul aile birliği toplantılarına pek gitmezdim. Fakat bir sefer gittim coğrafya öğretmenle bunu söyleyince hoca o kadar etkilendi ki yani Melike TRT1 olarak bana zaten her şeyi söylüyor. Benim buraya gelme ihtiyacım da çok olmuyor diyordum. Şimdi Erdem yayınlarına devam edeceğiz mutlaka. Fakat Erdem yayınlarını kurduğum dönemde asıl benim çalışmam Derya Dağıtım'da oldu. Derya Dağıtım Türkiye'de 3-4 büyük dağıtımdan birisiydi. 2 tane büyük backboard kamyonumuz vardı ve biz ona bütün kitapları doldururduk. Elemanlarımızla beraber canlı servis yapardık. Ve bütün Türkiye'yi mesela ben 69 vilayetin 50'sinin üzerine o kamyondan gezerek bütün Türkiye'yi dolaşmışımdır. Ve o yıllarda ta ne zamana kadar yani 80 ihtilali dönemindeki kesiklikten sonra daha 85 falan daha sonra canlılık yeniden kazanabildi. Ama paralel olarak iki iş olarak Erdem yayınlarını da adım adım Derya'nın bünyesinde geliştirdik ve o zaman halen bizim memnuniyetle teşekkür ederim kendisine Ayşe Adaş diye bir elemanımız var. Yeni daha liseyi bitirmiş geldi ve Erdem yayınlarının başına onu koyduk. Halen 40 senedir. Yok senede. Öyle değil. Öyle değil mi? Hayır. O lise motosikletli şöyle saçlarını savuran bir genç kız olarak bana yardımcı olmaya geldi. Lise 2'ye gidiyordum. Yani işte bana yemek yaparken çünkü eskiden böyle hazır yemek falan yok. Biz bir ofiste çalışıyoruz. Tuvaletimizi kendimiz temizliyoruz, çayımızı kendimiz yapıyoruz, yemeğimizi kendimiz yapıyoruz, işte kitap yapıyoruz falan. Ayşeciğim de işte bana yardım etmek için geldi. İşte çay yapmaya, banyo, tuvalet, yer silmeye yardıma geldi. Ama bugün şimdi bizim 29 sene olmuş yanımızda, birlikte çalışıyoruz yani. Çok maşallah. Çok şükür. Çok kıymetli bir şey bu. Yani bugünün insani ilişkilerine özel hayatta ya da iş hayatında, kurumsal hayatta
baktığımızda 29 sene gerçekten takdire şayan, iki taraf içinde büyük fedakarlık, özveri ve vefanın barındığı bence bir ilişki biçimi. O yüzden çok önemli bunun altını çizmek. Ya. De, bu konudaki direnmesi, kaliteden ödün vermemesi, bugün 2000'den fazla kitap yayınlanmış. Geçen sefer de söyledim. Türkiye'nin yani birinci demek ayıptır ama 3-5 kaliteli, güzel yayın yapan kuruluşlardan biriyiz. Tabii sadece yayınlanmış kitap da değil abim. Özellikle yapılan öncü projeler var. Ses getiren, somut çıktı da faydası, etki alanı, hayatlarına öğrencilerin ve eğitimcilerin dokunan çok öncü projeler var. Yani 94, 5 ile 6'lı yıllarda Üretmenhan'da ben dernek çalışmalarını yürütürken Melikem'le bir öğle yemeği kaçamağı diye buluştuğumuzda böyle baş döndürücü proje konuşup, hani biz hiç konuşmayacaktık, hani proje konuşmayacaktık, azıcık kadın olduğumuzu hatırlayıp kadınca bir sohbet edecektik ya, bir dahakine öyle yapalım deyip ayrılıp bir dahakine yine aynı şekilde, aynı o proje nasıl olur, burası böyle mi olur, oraya mı götürelim mi hatırlıyorum ama o zamanlar aslında bu zamanlar hala 30 sene öyleyim. Geçti tanıştığım maşallah herkesle yani. Bir şekilde çok... ben nasıl proje yaparıma odaklanıyorum, sıra sende biliyorsun ya. Ay evet ya, o kadar şimdi her zamankinden daha tutkulu ve daha başka bir türlü istiyorum inşallah diyelim, dua yerine geçsin. Şimdi geldik böyle yavaş yavaş abim, Erdem Yayınları kuruldu, Derya Dağıtım'ın hayatındaki önemi. Ama bu arada 90'ların böyle başında sen Nokta Dergisi'nde bir şey okuyorsun. Aydın Menderes'le ilgili benim de seni tanımaktan onur duyduğum yıllara geldik. 93'e 30 sene oluyor bu sene maşallah. Ve diyorsun ki rahmetli Ezel abiye, Ezel. Beni bir tanıştırsana. Aydın Menderes. Ezel abiye hürmet, evet. Aydın Menderes'e yani büyük ben, rahmet. Yani ben o yazıyı da okuyunca, çünkü Aydın Bey tek başına hazırlıklar yaparken Ezel Bey onunla yakın arkadaşlık ediyordu. Sık sık Ankara'ya gidip geliyordu. Beraber birçok seyahatlerine katılıyordu. O yazı bizim benim hayatımın
Tabii o yıllardan benim hatırladığım abi, başta rahmetli Aydın Menderes olmak üzere sizin gibi, Ezel abi gibi büyüklerimizin MKYK üyesi olanların böyle alıştığımız klasik siyasetçi söyleminden uzak, derinliği olan, felsefik bir bakış açısı, sosyolojik bir bakış açısı olan, arka planı sağlam, ideal ve bir dava şuuru, özellikle bu kelimenin altını çizmek istiyorum. Bir dava şuuruyla hareket eden, harekete geçen insanlardınız. Dolayısıyla ben de bunu çok önemsemiştim. Benim siyasete ilk ve son girişim çıkışım olmuştu o partide. O yüzden bir daha da dedim ki yok, ben yapmayacağım. Ya burada olmadıysa başka hiçbir yerde olmaz. Erzurum konuşmasını koymuş. Ben ipuçlarını iyi birleştiririm. Biraz o konuda iyiyimdir. Ben birleştirip altını çizmiş oldum böylece. Ses sisteminde sorun var yazdınız. Melikem çıktı. Şimdi onları bir daha davet edeceğim. Nasıl güzel gidiyor değil mi anlatımlar? Şimdi bir saniye. Evet, bir daha. Bakalım. Canlar. Şimdi daha iyi mi acaba sesimiz? Aa bak, bana da iyi geldi. Bende sorun yoktu ama şimdi daha böyle güzel. Tamam, evet. Şöyle daha yakından yakından konuşalım o tamam, zaman. Tamam, inşallah. Evet, kaldığımız yerden devam edebiliriz abi. Yani o kısmına fazla girelim mi bilmiyorum da işte. Sen nasıl istiyorsan. Allah rahmet etsin işte, biliyorsunuz yani herkesin malumu olan. Seçimler geldi. Daha önemli bir şey, biz henüz seçilmemiş, henüz parti çok gelişmemiş Anadolu seyahatlerinde olağanüstü ilgi gördük. Çok. Ve yani hakikaten son derece bu seçimler olunca Aydın Bey hem Mesut Yılmaz'la hem Erbakan rahmetli ile görüşüyordu. Cuma günü, meşhur Cuma günü o işte pazara kadar lafını etti. Çarşamba günü ben Ankara'ya gitmiştim. Ankara'da evinde hanımıyla beraber bir saat, bir buçuk saat görüştük. Tam çıkacakken de bana şöyle sordu rahmetli. Dedi ki ya Mesut Yılmaz da şey diyor, Erbakan da sen ne düşünürsün Bekir? Dedim ki Sayın Başkanım, Mesut Yılmaz sizle pek parti içinde rahat vermeyebilir. Ben Erbakan'ı tercih etmenizi doğru bilirim. Hanımefendi de işte kendisinin başörtülü olmadığını, acaba nasıl? Ben de dedim ki siz olduğunuz gibi olun, hiçbir problem çıkmaz. Fakat bana göre talihsiz bir şey yaşandı Cuma günü. Merkez Yürütme Kurulu rahmetliye iltihak değil de ittifak yetkisi verdiği halde artık hangi şahikle nasıl olduğunu hiçbirimizin bilemediği iltihak oldu. O iltihakta işte tabii biz inançlı insanlarız. Kur'an'da ecelin bir dakika öne bir geriye gelmeyeceğini yazar. Fakat onun da işte talihsiz bir kazayla aramızdan ayrılmasına sebep oldu. Ya böylece de bir ikinci defa siyasetin mutfağına girip biraz hizmet edip çıkmış olduk. Aynen öyle. Mekanı cennet olsun inşallah. İnşallah. Peki bu arada çok
anlam taşıyan senin hayatında Üsküdar'la olmak ve Üsküdar'da olmak yıllarının başladığı. Hatta şimdi ne güzel, Üsküdar'da artık bir ofis, artık kitap kafe, böyle çok daha köklenilmiş vaziyette oldu. Bu Üsküdar'la olmayı biraz anlatmanı isteyeceğim abi. Şimdi, o yılların da çünkü biz, aile hayatını örnekliği var. Evet, Sultanahmet'te çok güzel bir evde oturduk. Daha doğrusu şirket merkezimiz de orası. Bu Nur Osmani taşınca üst katı boşaldı. 1983'te biz oraya taşındık. Ve orada böyle denizi gören, Moda bunun adalarını gören bir yerdi. Şimdi orada 13 sene falan kaldık. Allah rahmet etsin. Çok iyi bir ev sahibimiz vardı. İş hayatının bütün sıkıntılarında zaman zaman aksaklık bile olsa hiçbir şeye şey yapmayan bir adamdı. Fakat daha sonra bizim ayrılmamızı istedi, ihtiyaca binaen. Ben de söz verdim. Yani 86 Mayıs'ına kadar, Haziran'ına kadar. Şimdi başladık ev aramaya. Arıyoruz sağda solda. İşte en son bu Üsküdar'ın bu İhsaniye Mahallesi taraflarını bilirim ama detaylı gezmemişim. Buralara gezdik. Bir yer gösterdiler bize. İşte yeni yapılıyor bina. Binmek üzere birinci kat ve üçüncü kat. İşte birisi 11 milyon, birisi 25 falan. Biz üst kata, üçüncü kata hevesleniyoruz ama paramız yetmeyecek. Tamam, adamla görüştük. O sırada biz hanımla bu İspanya seyahati önceden planlanmış. Gidip gelelim, inşallah alalım. 10 gün sürdü o seyahat. Bir geldik, ikisi de satılmış. Ya. Ben adama söz vermişim. Nasıl üzülüyorum, nasıl üzülüyorum. Melike dedi ki, baba ya niye üzülüyorsun sen? Allah sana çok daha güzel bir yer verir dedi. Ben teselli etmeye çalıştım. Tam bir ondan biraz sonra bir akrabamızın bir düğünü var. O düğüne gittik. O düğünde de İbrahim. Hedif Kasım'daki düğün. Evet. Hedif Kasım'daki düğün. Evet. O kadar Melik, bir söylemedim. Ki hocama ne kadar detaylara hakimim, göstermeyi unutacağım. Satır satır okumuşsun. Satır satır. Satır satır değil, sen satır aralarını da okumuşsun. Tabii. İbrahim Hakkı, abi, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin torunlarından Fehmi İbrahim Hakkı oğlu, taş resmini icat eden ve dünya çapında bu işleri ünlü yapan bir ressam, ünlü bir ressam. O benim arkadaşım. Ya dedim böyle böyle, o da bu şeyde haremde oturuyor. Ya dedim böyle böyle bir sıkıntım var. Adama söz verdim. Bir yere talip olduk. O da gitmiş. Bana oralarda bir yer varsa gel gel dedi, seni doktoruna götüreyim. Meğer bunun kayınbiraderi emlakçıymış bu. Kız Kulesi emlağa gitti. Değil, hayır. İsmini, emlak, o dükkanı hatırlamıyorum markasını, evet. Ama şeyde Üsküdar'ın merkezinde bir emlakçı. Ona gittik. Dedim bak böyle dedim, bizim şöyle bir zaafımız var. Zevkimiz yüksek, paramız kısıtlı. Yani bize nasıl bir yer bu? Dedi ki dur ben seni bir yerine götüreyim. O getirdi Kız Kulesi emlağı. Meğer burası, bu şu anda Allah'ın nasip ettiği yer, 4 senedir satılamıyormuş. Miraslar var. Sonradan öğrendik. Biri Ankara'da, biri İzmir'de falan. İşte şimdi getirdi, baktık. Ola karıştı. Güzel bir yer. Hiç aklımda, hayalimden geçen bir şey değil. Deniz manzaralı. Bahçe katı, duble, yani iki kat. İki daireyi birden veriyorlar. Tek daire vermiyorlar. İşte rakam iyi ama yani nakit verecekler. Karar verdik. Allah da nasip edince ya nasip. Elimizde yokken teferruatını anlatıp da milletin başını ağrıtmayayım ama Allah nasip etti. Ya. Nasip etti. Elhamdülillah burayı iki katı birleştirip güzel bir yer yaptık. Burada ilk defa İstanbul'da komşuluk hayatı yaşadık. Şimdi bak Erenköy'de vardık ama komşuluk değil, akraba ilişkimiz ağırlıklı kazanırdı. Akrabalarımız vardı. Sultanahmet'te ise komşuluk sıfır. Hiçbir şey yoktu. Ve burada karşımızda Hikmet Barutçu'nun Evristan'ı var.
Onlarla ahbap ve dost olduk. Hemen karşımıza daha girer girmez bir benden 8-10 yaş büyük bir beyefendi geldi. Hemşehrim hoş geldin dedi. Hayrola dedim. Ben de Erzurumluyum. Adam Amasyalı ama dedesi Erzurum'un dan göçmüş. Seferberlikte Amasyalı kendini Erzurumlu hissediyor. Sonra bu Ahmet Bey, Ahmet Yirlik rahmetli olsun, olsun onun cemaati, ihvanı bunlar. Ve Allah rahmet etsin Bülent abi, o da sizlere umur oldu. Bunlar çarşamba günleri sohbetlere başladı. Ve biz ona o halkaya tahil olduk. İyice girişledik. Bir de tabii benim şu anda evden 10 dakika içinde 10 civarında camiye gidilebiliyor. Elhamdülillah. Her sokakta var şey. Bir ayrıca da bizim bulunduğumuz sokak biraz da çıkma sokak. Sanki ben adalarda da ilki yaşadığım için biliyorum. Adaların tadı var çünkü fazla trafik olmuyor. Olmuyor. Hatta burayla daha bakir. Ve yani Üsküdar'da ben iki dönem Hikmet Barutçugil'in Ebru kursuna katıldım. Ya. Ve ya mübarek belde, haç toprağı buradan yani. Aynen. Harem burası, harem altımız harem. Aziz Mahmud Cidai Hazretlerini ben de yayın evini Cağaloğlu'ndan Üsküdar'a taşıyınca dedim ki artık bizim sırtımız yere gelmez, biz sırtımızı Aziz Mahmud Cidai Hazretlerine dayadık. Himaye. Evet, onun kanatları altındayız. Artık dedim buralı olduk. Hakikaten de biz de sonra taşındık. Biz de ben Bakırköy'e gelin gittim bu evden. Ama sonra biz de Üsküdar'lı olduk. Biz de buraya geldik. Bereket oldu. Evet, şükürler olsun. Şükürler bereket olsun. Oldu. Şimdi bilhassa son bu 4-5 yılda, hatta biraz daha geniye gitmek üzere şehirleşme ve sosyalleşme hakikaten Üsküdar'da çok iyi noktalara geldi. Çok. Yani çok. Ne mekanlar bugün Türkiye'de iftihar vesilesi. Çok. Şimdi şeyde iskeleye yakın cami çevresindeki bütün sokaklarda, kahvelerde, kahvehanelerde veya biz kafe demekten hoşlanmadığım için öyle diyorum. Sosyal faaliyet, insanlar hep oralarda asude, rahat bir belde halinde şu anda. Evet, bence Üsküdar Belediyesi de aslında şehircilik anlamında, belediyecilik anlamında kültürel altyapısı itibariyle, sosyal imkanlar itibariyle çok ciddi yatırımlar yapan bir belediye. Açtığı kütüphanelerle öğrencilere çok ciddi hizmetler sunuyor. Çok güzel kütüphaneler açıyor. Beni tabii o kısmı çok ilgilendirdiği için kütüphaneleri. Hem çocuk kütüphaneleri, Selimiye'deki çocuk kütüphanesi olsun, Üsküdar iskelesindeki Mihrimah çocuk kütüphanesi olsun, oraları himaye etmesi, belediyenin altında açtığı kütüphanelerle ve ayrıca okullara yaptığı kütüphane destekleriyle gerçekten çok kayda değer hizmetler yapılıyor. Evet. Dolayısıyla bir de tabii Marmaray'ın hizmete girmesi de her şeyi kolaylaştırıyor. Yani şimdi biz kitap evinde, Sedir Kitap Evi'nde oraya Avcılar'dan, Bakırköy tarafından ya da işte Maltepe tarafından gelen gençler var. İzmit'ten. Tabii bu konuda benim tazecik bir şikayetim ve sitemim var. Herkesin huzurunda yapacağım özellikle. Çünkü bunun da bir mesaj içerdiğini düşünüyorum. Efendim ben dün bir danışanımla seans yapacaktım. Danışanıma dedim ki Uncular Caddesi'nde Sedir Kitap Kafe'ye git. Kendine güzel bir yer seç. Böyle bende bir gevşeklik, bir rahatlık. Otur, ben dedim tam saat 2'de oradayım dedim. Tamam hocam dedi. 2'ye 5 var. Vapurdan indim. Unculara doğru yürüyorum. Bir mesaj. Hocam ben Sedir Kitap Kafe'ye geldim. Üste oturacak yer yok. Altta da 2 tane masa rezerve edilmiş. Dışarıda, içeride her yer dolu. Ben ne yapayım şimdi? Nasıl ya dedim. Hocam böyle durum dedi. He, oldu, tamam. Demek ki yetmiyor. Kapına sığmıyor burası. Sen merak etme, ben gereken mesajı veririm. Sen şimdi oradan çık, başka bir yere gel dedim. Başka bir yerde buluştuk. Sonra ben yemedim, içmedim. Bak halime. Dedim ki onu yolculadım. Ben şöyle dedim bir yürüyeyim dışarıdan, bir bakayım içeri hiç girmeden. Bir gittim baktım. Sahiden
alt üst maşallah, barek Allah dolu. E şimdi arkadaş, Seher oralara gelip tezgah kuruyor da biz niye iki de gelip de bir orada işimizi göremiyoruz? Hayırdır aga, he? Hayırdır? Sıramıyorsanız büyütün mekanı. Müşteri olarak şikayetçiyim bu işten. Yani valla gençler sabah 9'da 10'da kapıdalar. Allah Allah. Yani bu anlattıklarınız çok güzel. Fakat gençler geliyor, bilgisayarları da yanında getiriyor, oturuyorlar. Biz de tabii insanlara 3 saat oturun, 5 saat oturun, 10 dakika oturun gibi herhangi bir işlem yapmamız söz konusu değil. Dolayısıyla ben yaparım, ikramı bir dayarım önüne, ya yer içer oturur ya da öyle orası... devir daim olması gereken, hani öyle 3 saat 4 saat yayıl evcilik mi oynuyoruz? Vallahi kızcağızım oraya, çünkü çocuğu çoluğu vardı, çevresi genişti, istedim ki orada o lezzeti seans esnasında alsın ve ondan sonra bir aşinalık olsun, gelip o kitap alışverişini yapsın, bir kahve içsin, çocuklar şöyle bir sağa sola baksın. İşte şimdi iki şık var ya, geleni birazcık inşallah ben buna kafa yoruyorum, yakında geleceğim yapacağım bu dediklerimi. Ya da büyütün mekanı, ikinci yer falan lazım yani. Çünkü herkes bir de hikayelerde neye rastlıyorum Melike? Bugün ismini hatırlamıyorum kızımızın, genç bir kız. Sizin biraz ilerinizde uçurtma müzesi varmış galiba. Tamam, oturmuş, tam karşımızda. Karşıyayız. Oturmuş. Diyor ki, bak çok tatlı bir şey ama bunların hepsi tabii orada yer bulamayışımıza sebep. Çok güzel sebepler tabii, hep böyle olsun inşallah. Ben diyor şu an Sedir Kitap Kafe'deyim. İçeriden diyor kahvemi aldım. Şöyle bir göz gezdirdim. Arkadaşlar sizi diyor burada bekliyorum, uçurtma müzesine gideceğiz. Yani bir müzeye gidişin bile başlangıç noktası, mihenk noktasına Sedir Kitap Kafe'yi koymuş. Evet. Artık bu derdi dertlen Melike, çöz bu işi. Bak nara attırma bana Üsküdar'da. Bilemiyorum. Şimdi yukarıdaki sandalye miktarını artırmak gibi bir düşünceleri var. Yani bir proje değişikliği gibi bir şeyler düşünüyorlar. Ama sonuçta ne kadar olur olsun, diyelim ki 30 sandalyeyi 40'a çıkardı. Ama insanlar gelip belediye kütüphanesi gibi sabahtan akşama kadar orada oturup olur, masada ders çalışırlarsa bizim de şu andaki şeyimiz, bunlara müdahale henüz düşünemedik. Yo, ben düşündüm abi, o iş bende. Ben düşündüm, geliyorum bu hafta. Tamam, fikirlerimi döküceğim. Bekliyoruz. Komik bir şey anlatabilir miyim sana? Anlat. İlk zamanlarda şimdi oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Çalışan gençler şşt diyorlardı başta. Sonra gidip oradaki görevli işte arkadaşlara şikayet ediyorlar. Yukarıdakiler gürültü yapıyor diye. Onlar da hani burası kafe, biz kimseye susun diyemeyiz. Yani sizin ders, hani sizin oturup okuma hakkınız olduğu gibi onların da sohbet etme hakları var dedi diyerek. Hani orta yolu bulmaya çalışıyorlar ama hakikaten böyle birazcık birileri konuşsa hemen kafalar kalkıyor. Evet, böyle evet. Şeyler. Orayı kütüphane belirlemişler. Ben onu çözeceğim. Şimdi döndük. Bu taşındığımız evde Ebristan'dan bahsederken tabii sevgili kulaklarını çınlatalım. Aylin Şengün Taşçı'yla tanışıp Mısra Korosu'ndaki yer aldığı zamana dokunmadan bu kadar müzik, musiki demişken olmaz. Bir de oraya şöyle bir dokunalım mı abim? Olur, memnuniyetle. Şimdi ben bu konsere gitme alışkanlığımız vardı. Bu Kültür Bakanlığı korosunda Aylin Hanım yöneticiydi. Ben oradan gidip o koroda tanıyordum ama tanışmıyordum. Tanışmamız nasıl oldu? Aylin Hanım bu çarşamba sohbetlerin birinde, hatta birkaçında geldi, Ebristan'da beraber olduk. O vesileyle o sırada Kültür Bakanlığı şeyinin sponsoru, program yayınlayıcısı ondan vazgeçmiş. O zaman dedim, biz matbaacıyız, yayıncıyız. Biz bu programları size hazırlayalım. O da memnuniyetle kabul etti. Kaç yıl sürdüğünü şu anda hatırlayamıyorum ama bu vesileyle bu Kültür Bakanlığı konserlerinin o küçük program şeyini, sponsor olduk. Evet. Biz yayınladık.
ve samimiyetimiz arttı. Şimdi bir de kalplerin ısınması diye bir şey var. Yani benim Melike kızım ne kadarsa özel hayatından örnekler vermeyeceğim ama özel hayatındaki tutarlılık ve kişilikyi ayrıca beni şey yaptı. Yani bizim aile fertlerinden biri gibi. O da sağ olsun bir büyüğü, bir abisi gibi bir hüsnü kabul gösterdi. Bu samimiyet arttı. Daha sonra bu Ebru diye bir koro kurdular. Mısra. Mısra. Bu da onun kızının adı. Hikmet Hoca oraya devam ettiğini, bana da sen de gelir misin dedi. Hadi ben de geleyim dedik. Bu sefer Hikmet Bey, hanımı Füsun Hanım hep beraber pazartesileri akşam saat 6 ile 8 arasında 2 saat meşk ve hazırlık kısmı olmak üzere yılda 2 defa da konser vermek üzere buraya dahil olduk. Ve benim biraz da aktif, yorgun olduğum dönemlerde adeta o 2 saatlik meşk var ya, ilaç gibi geliyordu. Gidiyorsun böyle tam terapi tam. Koro mensupları da hep müsbet güzel insanlar. Orada ahbaplıklar şeyler devam etti. İşte bir müddet sonra Hikmet Bey ayrıldı. Daha biraz devam edince o vesileyle Moldova'ya gittik, konser verdik. Filistin'e gittik, konser verdik. Havalara bak. Şimdi daha kötüsü benim sesim güzel değil. Şimdi Aylin Hanım meşk sırasında ayrıca da oradaki arkadaşlara solo da okutuyor. Yani daha iyi eğitim. Bana ısrar etti. 2-3 defa reddettim. Ay şimdi hoş olmuyor. Ayrıca da koronun hanım sanatçısı çok, erkek sanatçısı az. Koronun bir de erkek sanatçıya da ihtiyacı var. O manada da bir şey. Neyse bir müddet sonra artık 2 sene. Ben soloya çıkacağım anda ince diyorsun ayrıldım. Hayır yok, idare etti. Yani Aylin Hanım, benim ona olan sevgim, onun bana sevgi ve saygısı var. O hiç beni üzmedi, hatta tamam dedi şey yap ama tamam dedim artık bir noktadan sonra dinleyici olmalı. İyi ya Hüsnü abi, şöhret afet getirir. Tam yerinde bırakmışsın. Çok iyi olmuş. Biz de çekemezdik o kadar şöhretli bir baba ve abiye. Hatta şöyle, ilk dönemlerde normal takım elbise kravatla sahneye çıkıyorduk. Son dönemde biraz da bu papyon falan siyah şey giyince onu da biz Hikmet Bey de ben de çok fazla sevemedik. Yani pantolona kadar gidebilirdi Allah muhafaza. Hatta bakıyorum şimdi fotoğraflara ya bu Bekir ya bu ne kıyafet falan. ama hakikaten gerek Aylin Hanım gerek eşi Hasan Hoca, profesör, gerek arkadaşlar, onlarla çok güzel, çok hoş zamanlar geçirdik. Benim hem de hani içimdeki bu dinleyicilikten öte bir de böyle bir şey, kurtları dökmüş oldum yani. Güzel olmuş. Bir hayata geçirip o sahne tozundan bu şekilde de bir istifade etmek, şöhret duygusundan. Şimdi sevgili canlar, gördüğünüz gibi öyle tatlı geçti ki tam bir saate geldik bile. Yine bu Instagram'ın kendi algoritmasına göre ben böyle bir küçük hatırlatma yapacağım ama bu kitabı elimde tutarak. Cağaloğlu'nda bir yayıncı portresi Ebubekir Erdem, Erdem yayınlarından çıkmış olan Fatih Kınan'ın ve Melike Günyüz'ün yayına hazırladıkları, içinin doğup dolu. Biz böyle ana başlıklara dokunduk. Şu geldiğimiz noktada, sohbeti tamamlayacağımız noktadan sonrası aslında bence kitabın bir okur olarak bence çok daha da ilginç kılan kısımları. Dostlar diyor ki kısmı var, aileye girilen işte o 5 çocuk, sonra torunlarla genişleyen kısımdan ipuçları var. Kendi yazdığı günlüklerden notlar var. Artık daha böyle özele girilen ama o özelde de Türkiye'nin o yıl konjüktürüne bir böyle bakış ve aile hayatına bir bakış var. Dolayısıyla Ebubekir abimin de Melike'min anlattığı bütün her şeyi tamamlayacak olan son noktadaki notları kitabı alıp, öyle armut piş ağzıma düşüyor, kitabı alıp sizin kendi okumanıza bırakmış olacağız.
Hatta benden bir tavsiye. Geçen sefer Melike Hanım yayında da söylemişti. Sedir Kitap Kafe'ye gidip kitap alışverişi yaptığınızda bu kitap size hediye ediliyor. Bir de öyle eğer uyanık olup da böyle bir sağa sola bakıp kırmızı kazaklı, yakışıklı, nur yüzlü bir abi burada mı acaba dediğinizde Ebu Bekir abi orada yakalama yüzdeniz yüksek. Eğer orada yakalarsanız hemen kitabı götürün. Abi biz sizi, beni de söyleyin, yayında tanımıştık deyin. Bir imza alın. Ayıptır söylemesi, ben imzalı kitapları severim. Benimki bak imzalı. Ben orada kendisini kırmızı kazayla yakalayıp imzalatmıştım kitabımı. Ya da biz ülke dışındayız, İstanbul'un dışındayız diyorsanız hemen bir siteden, alışveriş online kitap sitesinden, Erdem Yayınları'nın kendi şeyinden, değil mi? Var öyle bir evet. imkan. Sipariş verin, 2 gün sonra kargodan elinize gelsin. Ya da aynen Melike'nin dediği gibi İstanbul'un hangi ilçesinde oturuyorsanız oturun. Geçenlerde mesela İzmit'ten, Gebze'den çok kıymetli kardeşlerimiz gelmişti ziyarete. Artık uzaklar yakın oldu, Allah razı olsun yapanlardan. Marmaray'la, aktarmalarla en uzak yerden bile 1 saatlik yolculukla gelip oranın bir lezzetini tadıp bir bakıp bir içinde şöyle biraz vakit geçirmek. Şimdi özellikle sömestr tatili geliyor diye bu kadar detaylı bilgi veriyorum. Ama çok yayılmadan, bak Allah rızası için beni delirtmeyin. Öyle 3-4 saat oturmaya gerek yok. Hadi bakalım. Öyle 1 saat bir kahve için bir küçük atıştırmalık yapın. Kitaplarınızı alın. Doğru başkasına yer açın yani. Öyle 3 saat oturup da bizi de kapı dışında başka kafelere mahkum etmeyin. Başkalarını da etmeyin. Sirkülasyon olsun. Şimdi vaktimiz var mı? Varsa bence var. Şimdi biraz Melike, ben çünkü bu Erdem Yayınları'nın son 10 yılında yokum. Bütün organizasyon ve şey Melike Hanım da kültür kitapçığı yayıncılığında başladı. Bence sözü Melike Hanım'a vermek lazım. Çok teşekkür ederim. Ayrı program. Olmaz. Son 2 dakikaya sıkıştıramam. Ayrı program. Şimdi Ebu Bekir abicim, ben zaten Melike'den bunun sözünü almıştım. Alışkanlık oldu ya, önümüzdeki çarşamba akşamı Melike ile tek başına doya doya. Sonraki hafta yapalım. Tamam, sonraki hafta doya doya bir Erdem Yayınları'nın son 10 yılda yaptıkları ya da 5 yılda yaptıkları, kendi nereden başlamak istiyorsa artı, ay bir dakika, ne çalışkan bir kadınım Allah'ım, bak. Yayına yeni kattığı çocuk edebiyatı okumalarında kök metinler ilgilisi için özellikle metinler arası ilişkiler ve karşılaştırmalı okumalar kitabına değinme ve tavsiye etme gibi bir sohbet derinlemesine inşallah yapacağız. Ama bunu ne zaman yapalım biliyor musun hatta Melike'm? Sömestr tatiline denk getirelim. Çok iyi olur. Bütün eğitimciler falan. Hatta neyse dur, kafamda deli deli fikirler var. Onları şimdi burada dökmeyeyim ortalığa. Sonra bunları senden konuşuruz inşallah. Öyle yapmış olalım. Sen de uygun görürsen Ebu Bekir abi. Seve seve. Tamam. Tamam inşallah. Evet efendim, şimdi... Ben her şey için, geçen hafta için, bu hafta için, varlığın için, kattıkların için çok teşekkür ediyorum. Oradan sufleyi veren ablama hürmetlerimi, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Evet, o da sana selam söylüyor. Ay Allah razı olsun. İnşallah yakın zamanda sağlıkla kucaklaşmak, yan yana gelmek, bir kahveyi sohbetle demlemek de nasip olur diyelim inşallah. Çok teşekkür ediyorum Ebu Bekir abi ve Melike. Ama Ebu Bekir abinin son böyle söyleyeceklerinden bu yayını bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Kıymet verdin, değer verdin. Bizi ekrana taşıdın. Şimdi Mustafa Kutlu'nun bir kitabının adını tekrar ediyorum. Bazen bu fazla tevazu sanıyorlar. Onun kitabının birinin adı Beyhude Ömrüm. Dolayısıyla şimdi bu dünyadan neler gelmiş geçmiş. Son tahlilde, şimdi 2 gün evvel çok yakın 55 yıllık bir arkadaşımızı Hakk'a uğurladık. O ismi inceydi, kendi de öyle ince bir şeydi. Ölüm Hak. Hepimiz o kapıdan geçeceğiz. Ama bizim hayatımızdaki bir takım köşe taşları, bir takım hasbel kadar uğradığımız yerlerde bizim belki yaşarken
farkına da varmadığımız ama sonradan farklı açılardan baktığımızda birilerine ibret olabilecek şeyleri eğer yazabildik, burada da ifade edebildikse bizim için ne mutlu. Onun dışında beyhude ömrümüz tamamlanacak inşallah. Rabbim hayırlı, güzel, bereketli, sağlık, sıhhatli ömür versin. Başımızdan eksik etmesin. Kattıkların ve katacakların için. Yani sahiden Sedir Kitap Kafede bir köşede oturup varlığınla gençlerin üzerindeki bakışından, nazarından, duruşundan bile istifade edecekler için bir bereket. Nereden bunu çıkartıyorum? Yayından sonra mesela senin yayındaki duruşun, anlatma biçiminden bile etkilenmelerini o kadar çok anlatan, arayan, iyi ki böyle bir insanla bizi buluşturdun, tanıştırdın diyenler var ki Allah razı olsun. Bu çok kıymetli. Artık duruş sahibi insanlarla yeniden buluşmaya ve kendimizi onların gölgesinde şifalandırmaya en ihtiyacımız olan dönemler. O yüzden de iyi ki varsın abicim. Çok sağ ol. Melike de bir ara söylemişti. Fakat işte nasıl olduysa hayatımda bu tip faaliyeti ya denemedim ya beceremedim ya yahut da işte olmadı. O da diyordu yani artık senin bir takım sohbetlerle, evet, bir takım şeylerle bazı konuları çevreyle konuşman, paylaşmanda fayda var. Ben babama diyorum ki yanlış meslek seçmişsin. Ben bunu lisede keşfettim. Her zaman söylüyorum, şimdi de söylüyorum. Babacığım sen üniversitede hoca olmalıydın. Hem üniversitede bana, çünkü hep hayatım boyunca matematiği babam anlattı. Hem ders vermeliydin mühendishanede, hem de çocuklara mühendislik öğretiyorum ayağına biraz da kültür sanattan söz etmeliydin. Çok. Diyorum ama başka bir kader böyle tecelli etmiş. Elbette ki hayır bundadır. Peki bunu proje haline getirsin. Seni hangi konu başlıklarında konuşturmamız gerekiyorsa ben talibim konuşmanın karşısındaki yamak olmaya. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah teşekkür ederim. Allah ederse inşallah. Şimdi bizim yani hakikaten teknik üniversitede bu dediği manada 2-3 hocamız vardı. Ya. Yani edebiyattan, tarihten, her şeyden anlayan. Ama yani insan, ben hayat tecrübesinde şunu gördüm. İnsan her şeyi kendi seçip yaptığını zannediyor. Halbuki sen, evet sen bir takım şeylere vesile oluyorsun ama aslında senin için çizilmiş olanı ancak yakalayabiliyorsun. Bizim için de bu çizilmiş. Yani şimdi anlattık yani Erzurum Talebe Yurdu'nda bir dergiyi okuyup da hayatın tamamen değişeceğini kim hesap edebilirdi? Şimdi yani Allah razı olsun 55 senedir evliyiz. Çok da memnun ve mutluyum ama git beni efendim şeye mahkemede evlatlığı reddet dediğim halde bu evliliği Allah öyle Melike doğacak. Allah da takdir etmiş. Yani dolayısıyla istemek veya istememek bizim tamam görevimiz ama oluşu Allah'a ait. Allah böyle istemiş, böyle oldu. Aynen. Çok teşekkür ediyorum baba kız. Allah'ım sizi ayırmasın, nazarlardan esirgesin, aileden, evden, işinizden bereketiniz, muhabbetiniz daim olsun. Hayırlı geceler, en güzel emanet sizin. Senin de yayınlarına katılan, dinleyen, feyz alan çok olsun. Allah razı olsun. Onlara da selam olsun, yayını dinleyen bütün ihbara. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yayında bizi yalnız bırakmayan dostlar. Haydi bakalım, ben şimdi YouTube'a biraz ağır sürüyor ama bu akşam yüklemiş olurum. YouTube'daki programın altına yorumlarınızı bekliyorum ki çok kitleye ulaşsın. Şimdi Instagram'a yüklediğim andan itibaren bu yayınla ilgili yorumlarınızı, hiçbir şey yapamıyor olsanız Ebu Bekir abime ve Melike'ye bir çiçek emojisiyle çiçeklerinizi, kalplerinizi yollayın ki keşfete düşsün ve insanlar istifade etsin. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun.